Selam arkadaşlar, ben Soner. Bugün videoların ve MP3'lerin sesini yükseltme programını göstereceğim. Programı indirdiğinizde bu şekilde bir RAR dosyası geliyor. Kapat. Evet, RAR dosyasının içinde gerekli olan dosya bu. Bunu direkt ekrana atıyoruz. Tabi bende var. RAR'ı kapatalım. Daha sonra bunu açtıktan sonra burada 3 sekme var. Oku diyor, bu nasıl yükleyeceğinizi anlatıyor. Size gerekli olan setup burada 3.6.0.0. Bu formatı bulmaya çalışın. Attığım link de zaten olacak ama link açılmayabiliyor bazı yerlerde. Bazı bilgisayarlarda açılmayabiliyor link ya da virüs program engel oluyor. Tabi site virüslü olduğu için değil ama bazı programlar izin vermiyor açmaya. Bunu bu şekilde arayın. Ama bu formata dikkat edin. 3.3.6. Bunu yönetici olarak çalıştır dedikten sonra ileri diyeceksiniz. Hiçbir ek bir şey yapmanıza gerek yok. Her şey otomatik olarak gidiyor. Daha sonra böyle bir simge gelecek. Evet, bu simgeye iki kere tıkladığımızda direkt ekranı açılıyor zaten. Bu şekilde tüm formatlara uyumlu neredeyse. Önce video sesini nasıl yükselteceğiz? Buraya videoyu attıktan sonra basılı tutup atıyoruz. Ve daha sonra buradan formatını seçeceğiz. AVI formatı. Ben AVI, şu anda AVI kullanıyorum. AVI formatı. Ayarlara basıyoruz. Ayarları. Evet, burada birçok şey var. Evet, burada. Ses kontrolü. Ses kontrolüne bastıktan sonra ses kontrolünün hemen yanında 0.db yazıyor. Bunu bu şekilde 25, ideal olan 25 zaten. 25 yapıyoruz. Tamam. Bir daha tamam diyoruz. Ve bu şekilde buraya geliyor. Evet, AVI uygulaması. Evet, bu şekilde üstüne bir defa tıkladıktan sonra yukarıda başla yazıyor. Başlaya bastığımız anda evet, süresi saymaya başlıyor. Yüzdelik bir hızlı gidiyor. Tabi videonun boyutuna göre değişiyor yüzdeliği. Bazen çok yavaş gidebiliyor. Bazen de bu şekilde hızlı. Tabi video kısaldıkça bundan daha da hızlı gidebiliyor. Şu anda evet, yüzdelik bitince tekrar başlayalım. Bu şekilde yüzdelik bittikten sonra burada kalkana benzer bir simge gelecek. Zaten şu anda bitti yüzdelik. Evet, bunu aşağı alalım. Ve videomuz burada. Şu anda diğerine göre sesi %25 daha arttı. Selam arkadaşlar, ben Soner. Bugün bildiğim bir uygulamayı... Bu şekilde. Ben bunun zaten daha önce sesini yükselttiğim için ikinci bir ses yükseltmede ses cırıltı yapıyor. Ama ilk ses yükseltmede hiçbir şekilde sıkıntı yok. Bu videonun öncesini bulamadığım için bunu tekrar ikinci bir ses yükseltme yaptım. Bu şekilde hiçbir sorun yok. Direkt sesi yükseliyor. Benim zaten ses sistemimde bir sıkıntı olduğu için bu programı sürekli kullanıyorum. Evet, şimdi MP3'ler. Tabii müzik olarak denesem daha iyiydi ama telif yemektense bunu kullanmak daha iyi. Evet, buradan zaten bastığımız anda direkt MP3 geliyor. Tabii oyunu yapmak istediğiniz uygulama hangi formattaysa direkt onu seçiyor zaten. Siz buradan başka bir formatta attınız buraya. NAV olarak ya da AAC farklı bir format olarak attınız. Direkt ses bölümünden MP3'e tıklayabilirsiniz. Daha sonra tekrar ayara basıyoruz ve burada evet, ses kontrolü. Zaten ses kontrolü şu anda %100. Bu sesi yükseltmenize bağlı. Çok az çıkıyorsa ya da baslı bir şarkı dinliyorsanız bunu yüzdeliği şu şekilde %50 yapabilirsiniz. Baslı bir şarkı dinliyorsanız %200 yapabilirsiniz. Yüzün üstüne çıkmanız lazım. Yüzün altına yaparsanız sesi kısılıyor. %50 yapalım. Tamam. Bir daha tamam diyelim. Bu şekilde tekrar geldi buraya.
Üstüne bir de kere tıklayıp tekrar başla yazıyoruz. Ve sayma başlıyor. Tabii MP3'ler daha hızlı ilerliyor. Evet, melodi durdu. Ses dosyasını açalım. Selam arkadaşlar, ben Soner. Bugün bulduğum bir uygulamayı göstereceğim. Chrome'da geçerli bu da aynı. Diğer uygulama gibi. Demek. Scratch, Knight ya da... Evet, ses dosyası pek yükselmemiş. Demek az yaptık, %50. O %50'yi yükselterek böyle ses ayarını yapabilirsiniz. Bastı şarkılarda zaten sesi tutturmak biraz sıkıntı oluyor. O yüzden daha da ileri seviyelerde 100'ün 200'ün üstüne de çıkabiliyorsunuz bastılarda. Bu uygulama bu şekilde. Türkçe olması daha da iyi. Evet, çoğunluk neredeyse Türkçe. Daha uygulamayı ben tam incelemedim. Ama zaten formatlar benim için gerekli olan zaten videoların seslerini yükseltmekti. Ses sistemim sıkıntılı. Hala çözemedim. Evet, bu videom da bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olup destek olabilirsiniz videolarımı beğenerek ya da istediğiniz bir uygulama ya da oyun videosu varsa yorum olarak atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.